Artvin'in Kafkasör Yaylası'ndaki Cerattepe mevkiinde yürütülen maden arama faaliyetlerine karşı verilen çevre ve hukuk mücadelesi yıllardır sürüyor. Anayasa Mahkemesi Cerattepe için verilen çevresel etki değerlendirme olumlu raporunu iptal ederek anayasanın 20. maddesi uyarınca hak ihlali kararı verdi. Anayasa Mahkemesi Artvinlilerin sağlıklı çevrede yaşama hakkına dikkat çekti ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme yeniden yargılamanın yolunu açarak kararı Rize İdare Mahkemesi'ne gönderdi. Yeşil Artvin Derneği Anayasa Mahkemesi kararının ardından Cerattepe'de maden faaliyetlerinin durdurulması için kamu idarelerine başvurdu. Çay Televizyon'da yayınlanan A'dan Z'ye programına konuk olan Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurneşe Karahan ve Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın süreci Mustafa Yücel Yazıcı'ya anlattılar. Cerattepe hikayesi yaklaşık 30 senedir. Yani 94'ten bu tarafa devam eden bir 30 yıldır var, evet, bu mevzu. 30 senedir olan bir mevzu. Biz 94'te bunu zaten ilk fark ettiğimiz zaman Artvin'in hemen üst tarafında olduğu için ve Murgul Bakır'dan da biz madenciliğin ne demek olduğunu bildiğimiz için ilk anda içgüdüsel olarak şehrin üstünde bir madenciliğin doğru olmayacağını düşünerek bir araştırmaya başladık. Bu ruhsat alanların ruhsatları iptal edildi. Tamam. İptal edilince bu alanlar boşa çıktı. Boşa çıktığı için yeniden ihale ediyoruz. Yeniden ihale ediyoruz. Yani mantık, böyle bir mantık olabilir mi yani? Yaklaşık 30 yıldır süren mücadeleyi anlatan Nurneşe Karahan, ülke açısından çok büyük zararı olduğuna dikkat çekti ve madene hayır dedi. Yani ülke mi kalkınacak? Evet. Ama biz yani tam altta yaşıyoruz. İşte bütün şeyimiz... Nefes alma yerimiz orası, işte sularımız oradan geliyor. Sonra Artvin çok eğimli bir yapıya sahip. İlk Meta orada maden araması yaparken 92 yılında da Meta'nın da kendi raporlarında burada madencilik yapılırsa heyelanlı bir yapıya sahip ve maden, yani heyelanlar olabilir demiyor, mutlaka olur diyor. Yani burada madencilik yapılamaz diyor. Ama ne yazık ki işte metalı bir başka şey, oradaki Artvin'in eniştesine sen buraları kapat diyor ve öyle hikaye başlıyor. Ülke yararına 5 kuruş faydası yok. Yani diyoruz ki gelin, kazın, götürün, üstüne de bize kirliliğinizi bırakın, tozunuzu, hastalığınızı, sularımızın zehirlenmesini bırakın, alın gidin diyoruz. Yani özetle ülke açısından da böyle bir durum var. Bu, o yüzden de biz zaten madene hayır diyoruz, yani ondan dolayı da. Cerattepe'de bir yaşam mücadelesi sürdürdüklerini belirten avukat Bedrettin Kalın, faaliyetin durdurulmasını beklediklerini söyledi. Danıştay incelemesini yapar, karar verir. Ona biz bir itirazımız yok, hukuksal bir yoldur. Bizim nasıl ki haklarımız vardır, karşı tarafların da hakları olabilir, kullanırlar. Bizim onlara bir itirazımız olmaz. Ama herkes biliyor ki bu Anayasa Mahkemesi kararı tartışılabilir bir karar değildir. Danıştay onun adına konuşmak doğru olmayabilir ama bir onama kararı verecektir ve bu süreç kapanacaktır. İdare kanununda belirtilen sürede zaten dolmak üzere. Dolayısıyla faaliyetin durdurulmasını bekliyoruz. Aldığımız haberlere göre de zaten işçilerin, iş akitlerinin 21 Ağustos itibariyle durdurulacağı falan da ifade etti. Tabii o tür girişim, yani onlar da biliyorlar. Fakat şu anda bazı faaliyetleri Cengiz Grubu maalesef ülkeyi tarumar etmiş olduğu gibi Cerattepe'deki verdiği zararı halen devam ediyor. Bu mahkeme kararından haberlerinin olmasına rağmen halen patlatmaların devam ettiğini biliyoruz. Bu tamamen kötü niyettir yani. Avukat Bedrettin Kalın ilk kez Çay Televizyonu ekranlarından açıkladı. Rize'nin %82'sinin madenlere ruhsatlandırıldığını duyurdu. Rize'yi söyleyeyim. Evet. %82'si. Evet, Rizeliler de bu müjdeyi duymuş olsunlar. %80 illerinin İkisi. Toplam yüz ölçümünün %82'si madenlere ruhsatlandırılmış durumdadır. Rize ne kadar, yüz ölçümü ne kadarsa 100'ün 82'si yani. Madenlere ruhsatlı. Gelecek bir şirket dedi ki senin buraya ben. Ruhsatlar paylaştırıldığı zaman ihale, dönem dönem toplu ihaleler yapılıyor. Bir ülke genelinde bir kere de 525 tane maden ruhsat alanını ihale ettiler. Bu ihaleden bizim Artvin'e, Ardanuca 4 tane, Yusufeli'ne 1 tane, Yusufeli'ne 2 tane, Arhavi'ye de 1 tane, işte 10 köyü kapsayan bir tanesi düştü. Ama Rize'ye de düşmüştür. Ve bu ihaleler sürekli devam ediyor. Eskiden bir tane madenin bir tane ihalesi olurdu. Cerattepe'nin ihalesi yapıldığı zaman iki tane ruhsat alan Cerattepe. İkisi ihale edildi.
Şimdi öyle değil, 350'sini birden ihale ediyorlar. Murgul Muhtarlar Derneği Başkanı Kemal Kara ile Damarköy Muhtarı Arif Arslan, Murgul ve Artvin madenine sahip çık, ekmeğine sahip çık mesajı vermişlerdi. Nurneşe Karahan, kişisel menfaatleri uğruna ne Artvin ne de halk onları ilgilendirmiyor dedi. Kişisel menfaatleri için ne Artvin halkı, ne gelecek, ne geçmiş onları ilgilendirmiyor. Sadece ceplerine girecek parayı düşünüyorlar. Trajikomik bir itiraz, evet, ve yazı. Evet. Biz zaten onları hiç kale almadık. Evet. Almayı da düşünmüyoruz. Çünkü onların geçmişte yaptıklarını da biliyoruz. Biliyorsun. Ne Artvin halkının, ne oradaki doğadaki canlıların, ne geleceğimizin hiçbir şeyi karşılığı yok. Yani tamamen Artvin'in yok olması demek gerçekten. Doğanın yok olması demek. Gerçekten de özel bir ekolojiye sahibiz. Ki onları, o bütün Artvin'in altı altın olsa geri doğru kazanılması imkansız olan bir doğal yapımız var. Yani birilerinin sadece kişisel menfaatleri için, devletin de hakikaten bir yararı yok. Maden faaliyetlerinin bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çeken Avukat Kalın ve Nurneşe Karahan, madencilik sektörünün istihdam yaratan bir sektör olmadığına vurgu yaptılar. Hiçbir zaman madencilik sektörü istihdam yaratan bir sektör değildir. Bütün sektörleri öldüren bir sektördür. Onun için bazıları 3 tane kamyonla bir şey taşıdığımızı zannediyor. Halbuki taşıdıkları şey geleceğimizin ölümüdür. Hem ülke açısından hem Artvin bizim kendi yaşam alanımız açısından bir felakettir bu. Ülkemiz için de bir felakettir. Bunun bir an önce durdurulması gerekir. Ülke genelinde durdurulması gerekir. Böyle bir madencilik hiçbir şartlarda olmaz. Yani Artvin'de tepesinde zaten olmaz. Artvin ve Rize coğrafyasının hiçbir yerinde olmaması gerekir. Bu doğal coğrafyalarda. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.